Evet arkadaşlar, tekrar merhaba. Bugünkü dersimiz geçen dersimizin devamı olan asenkron motorlarda momentin analizi ile ilgili olacak. Yalnız bu kez bir değişiklik yapacağım. Normal dersin işleniş tarzının bir dışına çıkacağım. Bu kez önce asenkron motorda havadalığı, gücü ve senkron hız cinsinden momenti elde etmeye çalışacağım. İlk yapacağımız şey demek ki asenkron makinede havadalığı gücü ve senkron hız cinsinden moment ifadesini görmemiz olacak. Başlığımızı yazayım. İlk dersimizde sonra bir şeye döneceğim ben. Moment ifadesine tekrar döneceğim. Asenkron makinede hava aralığı gücü ve senkron hız senkron hıza bağlı olarak da diyebiliriz cinsinden moment denklemi veyahut da moment ifadesi diyebiliriz. Şimdi asenkron makinenin eşdeğer devresini çok sık çiziyorum ki bu artık unutulmasın. RS'si var. Şuradaki büyüklüğümüz ne? J, XDS. RC, JXM. Şuradaki gerilimimiz neydi? VS. Uygulanan gerilim statörün fazlarından birini uygulamış olduğumuz gerilim VS. Şu akımımız IS. Şu akımımız neydi arkadaşlar? I0. Şu akımımız IC. Şu IM'di. Değil mi? Hemen burada bir soru gelecek. Kayıtta benim kaydımda büyük bir ihtimalle şey gözüküyor şu anda. Sohbet ekranım. Kıvanç Hoca'nın bilgisayarında bir problem oluştu. Belki döner o tekrardan. Ama buradan her halükarda bunları tek tek kontrol edeceğim arkadaşlar ben. Şimdi bakın burada şuraya yazmış olduğum büyüklük neydi? X üssü LR değil mi? Buradaki X üssü LR. Peki hemen bir soru daha. Burada içinizden birine sorayım mı bunu? Buraya geleyim. Ceyhun Sönmez. Ceyhun Sönmez. Ceyhun'cum bir soru soracağım şimdi burada. Bu JX üssü LR'nin rotor kaçak reaktansı olduğunu artık biliyorsunuz. İndirgenmiş rotor kaçak reaktansı. Bunun indirgenmiş ifadesine, indirgenmemiş ifadesine bağlı olarak bana yazar mısın? Lakin bu soru sana da geldi. Rıdvan'cığım sana da geldi. Hadi bakalım.
Ankara'ya x değeri 0. Evet. Buradaki şey, x üssü değerimiz neydi? X üssü değeri a kare x değeri 0'dı. Peki Ceyhan, burada bu x değeri 0 neydi? Fatih, buradaki x değeri 0 neydi? Evet, Onurcuğum, Ali'cim siz söyleyin bakayım. Tamam. Kaçak x değeri 0 ama hangi durumda ölçülen rotor kaçak reaktansıydı? Neyden sen söyle? Evet, rotor bloke iken ölçülen neydi? Aynen de öyle. X değeri 0'ın maksimum değerimiz, yani rotor bloke vaziyette ölçülen değerdi. Peki. Ve burada eşdeğer devremizde bir de ne vardı? RR üssü bölü S. Peki size şunu söylesem, asenkron motorun IS akımı neye eşit? IS bana yazın desem neye eşit IS? IS VS bölü neye eşit olacak? VS bölü neye eşit olacak? Z eşdeğer. Yani asenkron motorun eşdeğer empedansına eşit olacak. Değil mi? IS değerimiz VS bölü Z eşdeğere eşit olacak. O zaman burada ben Z eşdeğeri bir yazmaya çalışayım. Eşdeğer empedansın, asenkron makinenin. Bakın şu eşdeğer devrede üst tarafta ne vardı? RS ve JXDS. Ha, demek ki bu ikisinin toplamı gelecek buraya. RS artı JXDS. Bu geldi. Artı 1 bölü GC eksi J, bunun ne olduğunu da söyleyeceğim, BM artı 1 bölü RR üssü bölü S artı JXR üssü. Şu yazmış olduğum ifade arkadaşlar asenkron makinenin eşdeğer empedansı. Normalde bakın şu eşdeğer devreleri RC ve JXM'in olduğu yeri, ben aslında bu ifadeyi nasıl yazabilirdim? RC çarpı JXM bölü RC artı JXM de yazabilir miyim? Yazabilirim. Değil mi? Yani şu RC artı JXDS'nin yanına artı RC çarpı JXM artı RC çarpı RC artı JXM ifadesini yazabilirim. Ondan sonra getirip GX üssü değeri artı RR üssü bölü S'i de buna ne yapabilirdim? Ekleyebilirdim. Şu ifade. Şu anda size desem ki bunu GC dediğimiz şey ne arkadaşlar? Bir bölü bunun ismi ne yani? İsmini sorayım. Gecenin ismi ne? Şeptans. Peki. BM'nin ismi ne?
Doğru mu? Yani geleceğe süredans mı dedik? Geleceğin ismi neydi arkadaşlar? Konduktans. Yani iletkenlik. Burada ben neydi? Reaktansın tersi. Süreptans. Empedansın tersi neydi? Admittans'tı değil mi? Evet. Peki. Şimdi şu kısım anlaşıldı mı? Ben şu kısmı bakın. Şunu şöyle yazabilir miyim? Z eş değer. RS artı GXNS artı ne gelecek buraya? Şurayla şu kısmın paralel eş değeri. Yani RC çarpı GXM bölü RC artı GXM çarpı GX üssü DR artı RR üssü bölü S bölü bunların toplamı gelecek değil mi? Tekrar ediyorum. Bakın RS artı GX DS'yi yazdım. Bu ifadeyi diyorum ki ben şu şekilde de yazabilir miyim? Z eşdeğer RS artı GX DS artı üstte RC çarpı GX'en bölü RC artı GX'en çarpı RR üssü bölü S artı GX üssü DR bölü şunların tamamının toplamı RC çarpı GX'en bölü RC artı GX'en artı RR üssü bölü S artı GX üssü DR. Doğru mudur bir ifade arkadaşlar? Biraz sonra burayla ilgili soru soracağım. Bu ifadeyle ona göre. Hocam hoş geldin. Evet. Şimdi tekrar edeyim. Burada biz şu eşdeğer devrede, yukarıdaki eşdeğer devrede IS akımını VS bölü Z eşdeğerden bulabiliriz dedik. Z eşdeğeri yazdık şu ifade. Dedim ki bu Z eşdeğeri ben şu şekilde empedanslara bağlı olarak da yazabilirim. Dikkat ederseniz arkadaşlar nasıl bir işlem bu? Epeyce uzun bir işlem değil mi? Onun için asenkron makinede ne yapılıyor biliyor musunuz? Asenkron makinede basitleştirilmiş eşdeğer devreler de çok sıkça kullanılıyor. Peki. Bunu niye? Hemen şimdi bir şey daha yazacağım. Arkadaşlar geçenlerde arkadaşlarım diyorlardı ki hocam yazmamız için zaman verin. Şu anda yazmayla ilgili sıkıntımız var mı arkadaşlar? Tamam, peki. Emre yetiştiremedin mi? O zaman bekleyelim Emre de yazsın. Denklem aşağıda. Şöyle. Yazım iğrenç gözüküyor ya. Şimdi biraz güzel yazmaya çalışacağım. Dedim ki bir problem vardı senin bilgisayarında çünkü başka arkadaşlardan aynı şeyi almıyoruz.
Kıvanç hocam tamam mı? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Rica hocam. ederim. Rica ederim. Şimdi arkadaşlar bakın bu kadar uzun işlemler bir adım sonrasında göreceğiz. Bizi basitleştirilmiş eşdeğer devrelere çevirecek işe. Onunla analiz yapmak çok kolay. Ben niye bu kadar uzun uzadıya empedans hesaplayayım ki? Veyahut da ISE'yi hesaplarken bu kadar işlem yapayım ki? Şimdi bakın ISE'nin bu şekilde hesaplanması bir yerde kafamızın bir yerinde kalsın. Şimdi gelişeceğimiz nokta artık daha yavaş yavaş güç hesabı. PAG arkadaşlar. Neye eşittir PAG? P giriş eksi P neydi? Stator bakır kaybı eksi neydi? Bir şey daha vardı burada. Yanlış hatırlamıyorsam. PAG'de P giriş eksi PSCU bir ifade daha olması lazım. Çekirdek. Değil mi? PAG gücüm benim buna eşitti. Peki. Bu PAG'm benim aynı zamanda neye eşitti? P rotor giriş gücümdü değil mi? O zaman P rotor giriş gücü. Bakın rotor devresine bakıyorum. Rotor devresinde ne var arkadaşlar? RR üssü bölü S. Güçle ilgili tek büyüklük var. O da ne? RR üssü bölü S. O zaman ben PAG'yi yani rotor giriş gücü neye dönüşmüş olacak buradan baktığım zaman doğrudan doğruya RR bakır değil. Bakır kaybı değil bu. Neyden? Burada PAG ben bu PAG rotor giriş gücü ise yani şuradaki güçse PAG bu PAG'm benim IR üssünün karesi. IR üssünün karesi çarpı RR üssü bölü S'e dönüşecek. Bu kaç fazın? Bir fazın ki. O zaman başına ne gelecek? 3 gelecek. PAG'miz 3 çarpı IR üssünün karesi çarpı demek ki RR üssü bölü S'e eşitmiş. Bakın arkadaşlar burada size bir ipucu. Eğer giriş büyüklüğü ve stator bakır kaybı türünden büyüklükleri hesaplayabiliyorsanız o zaman PAG'yi en üstte yazmış olduğumuz şuradaki PAG eşittir. P giriş eksi PSCU eksi PC ifadesinden hesaplayabilirsiniz. Ama herhangi bir şekilde rotor akımını hesaplayabiliyorsanız IR üssünün karesine IR üssünü hesaplayabiliyorsanız şu ifadeden de biz neyi? Hava aralığı gücünü yani rotorun giriş gücünü ne yapabiliriz? Bulabiliriz. O zaman hemen bunun altına şunu yazıyorum. Şu eşdeğer devreyi çiziyorum, siliyorum artık. PAG RR üssü bölü S. Bakın sadece RR üssü direnci derseniz o zaman bakır kaybı olur. Onun için söylemiyoruz. Bakın PAG kaymaya bağlı bir güçtür. Yani rotor hızına bağlı bir güçtür. Ve PAG aynı zamanda senkronize bağlı bir güçtür. RR üssü bölü S direncinde
harcanan güçtür. Tamam mıyız arkadaşlar? Aynı zamanda PAG bu ise, yani rotor giriş gücü ise, PAG'yi ben, PAG'den sonra ne var arkadaşlar? PAG, P rotor bakır kaybı var. Değil mi? Artı P sürtünme artı vantilasyon var. Artı P strey var. Artı P çıkış. Bu büyüklükleri eşit. Anlayan kaç kişi var arkadaşlar burayı? Gayet iyi. Peki. Şimdi Fatih ne yazdın? Fatih bir daha soru sorar mısın canım? P çıkış. Milden elde edilen mekanik güç. P çıkış dediğimiz. Peki. Şimdi bir soru soralım. Kıvanç Hocam. Hocam Zeliha Çimen'den. Evet Zeliha'cığım. Zeliha'cığım burada PAG hangi büyüklükte harcanan güçtür? Abdurrahman. R üstü bölü S'teki güç. Peki. Zaten yazıyor değil mi? Tahtada. Tahtayı da kaldırmadık. Tahtada yazıyor bunun sonucu. Peki. Bir soru daha. Kıvanç Hocam. Hocam Ahmet Dönmez. Ahmet Dönmez. Ahmet Dönmez. Evet Dönmez hocam. Ahmetciğim burada tahtada bu kez yok ama dönüşen güç neye eşitti? Sen yazarsan ben de sana bakıp yazacağım şimdi. P dönüşen Zeynep Ebrar. PAG eksi PDCU. Halil'cim peki PAG niçin dönüşen güç PAG eksi PDCU'ya eşitti? Niçin dönüşen güç PAG eksi PDCU'ya eşitti? Evet Necla. Harikasın. Çünkü artık daha elektriksel büyüklük kalmadı orada. Mekanik kısma geçiyoruz. Aferin. Peki. Burası da tamam. Şimdi P dönüşen demek ki neymiş? P dönüşen PAG eksi PRCU'ya eşitmiş. Doğru mu? P dönüşen PAG eksi tamam kime sorulduysa o cevap versin ama çok beklediğimiz zaman
şeyin haberi geliyor bana. WhatsApp kısımlarının harekete geçtiğini biliyorum. Onun için bu tahtada yazılı olan sorular çok basit. Onun için şey yapıyorum. P dönüşen eşittir PAG eksi PRCU dedik. PAG'mizi ben şuraya yazayım. Peki veyahut da önce PRCU'yu yazayım. PRCU dediğimiz güç neye eşitti arkadaşlar? Peki rotor bakır kaybı neye eşit? Vallahi helal. Rotor bakır kaybımızda 3 tane ır üstünün karesi çarpı rr üstüne eşit. Çok iyi. PRCU rotor bakır kaybımız 3 çarpı ır üstünün karesi çarpı rr üstüne eşit. Hemen bir şey daha. O zaman buraya bir P dönüşeni açık haliyle yazayım. P dönüşen PAG'miz neydi? 3 çarpı ır üssünün karesi çarpı rr üssü bölü s. P dönüşen 3 çarpı ır üssünün karesi çarpı rr üssü bölü s. Bu ne? PAG. Eksi 3 çarpı ır üssünün karesi çarpı rr üssü. Şu ne? Bana neyi verdi bu da? P, R, C, U. Arkadaşlar bunu 3 çarpı ır üssünün karesi çarpı rr üssü parantezine alır mısınız? P dönüşen eşittir 3 çarpı ır üssünün karesi çarpı rr üssü. Bunun parantezine alırsak burada 1 eksi s bölü s mi gelir? Bir bakın yanlış bir şey yazmış olmayayım. Bir kontrol edin. Şu 3 çarpı ır üssünün karesi çarpı rr üssü parantezine alırsak bir bölü s eksi biri payda eşit dedik. Bir eksi s bölü s oldu. Doğru değil mi arkadaşlar? Yanlış diyen var mı? Yanlış diyene 4 tane artı vereceğim. Selim yanlış neresi? Şemsettin yanlış olan yer neresi? Allah hayırlısı verir. Arkadaşlar tamam. Peki. O zaman hemen bir şey daha yapıyorum. Burada bu görmüş olduğumuz ifadede bakın şu siyahla çizmiş olduğum kısım. Burası ne? Siyahla çizmiş olduğum kısım ne arkadaşlar? Şu kısım. PAG. O zaman ben şurası eşit PAG. O zaman P dönüşeni ben 1 eksi S çarpı PAG olarak yazabilirim.
Tamam mıyız burada da? Peki. Demek ki P dönüşeni 1 eksi S çarpı P hangi olarak elde ettik. Hemen bir daha yukarıya şunu çevireyim. Peki arkadaşlar. O zaman burada bakın bir şey daha yapacağız şimdi. PRCO neye eşitti? 3 çarpı IR üssünün karesi çarpı RR üssüne eşitti. PAG neye eşitti arkadaşlar? 3 çarpı IR üssünün karesi çarpı RR üssü bölü S. O zaman şu kısım neye eşit? PRCU'ya eşit. O zaman PRCU yani rotor bakır kaybında S çarpı PAG olarak yazabiliriz. Peki hemen bir soru. Kıvanç Hocam. Hocam bu Yasin burada mı hocam? Yasin Cebeci. Yasin Cebeci burada mı arkadaşlar? Yok galiba hocam. Peki. Ömer Sait Savaş. Ömerciğim, soracağım soru şu. PRCU S çarpı dedik ki ne? PAG'ye eşit. Peki. Çekirdek kaybının bana eşitliğini söyleyebilir misin? Yani PC neye eşit? Üç çarpı evet Kıvanç Hocam başka? Hocam Necati Doğan cevaplasın isterseniz. Necati Doğan? Necla Hocam. Pardon. Vallahi helal bana. Bugün günüm değil. 3 çarpı IC'nin karesi çarpı RC. 3 çarpı IC'nin karesi çarpı RC. Necdet tebrik ediyorum vallahi. Bir de 3 çarpı ES'nin karesi bölü RC. Değil mi? 3 çarpı ES'nin karesi bölü RC. Ayrıca ne yazabiliriz? 3 çarpı ES çarpı IC'de yazabiliriz. Evet. Peki çekirdek kaybımızı da bu şekilde yazdık. Şimdi indüklenen moment ifadesini artık güç ifadelerini elde ettiğime göre çatır 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 yazabilirim ben artık. Hemen şuraya yazıyorum. TE indüklenen eşittir PAG hava aralığı gücü bölü omega S'tir. Yani 3 çarpı IR üssünün karesi çarpı RR üssü bölü S bir de buraya ne gelecek bölü omega S.
indüklenen moment. Moment güç bölü açısalız arkadaşlar. Bunu da unutmuyoruz. Burada çok keyifli bir şey öğreteceğim size. Bu moment ifadesini yazarken. Burada arkadaşlar bakın T indüklenen. PAG bölü ne yazdım? Omega S. Peki. T indüklenen P dönüşen bölü omega R. Artık burada neye geçtim? Bakın P dönüşen neydi arkadaşlar? P dönüşen neydi? P dönüşen artık elektriksel bir büyüklük yok. Değil mi? P dönüşen mekanik. O zaman mekanik büyüklüğü neye bölmem lazım? Mekanik açısanıza bölmem lazım. Anlaştık mı? Lütfen bunu unutmayın, olur mu? Omega R'yi bana şu ifadeden S eşit omega S eksi omega R bölü omega S ifadesinden bana omega R'yi çekin. Şuradan omega R neye eşit olacak arkadaşlar? 1 eksi S omega S. Doğru mu bu ifade? Yazmış olduğum bu ifade. Omega R neye eşitmiş? 1 eksi S çarpı omega S eşitmiş. Peki. Şu yukarıya geçiyorum tekrar. T indüklenen eşittir. Ne dedik? P dönüşen bölü omega R dedik. Ben burada P dönüşen bölü omega R yerine de 1 eksi S çarpı omega S yazabilirim. Bir eksi S omega S yazdım. P dönüşen ne dedik? Omega R'ye eşit dedik. Buradan omega R bir eksi S omega S ifadesini yazdık. Aynı şekilde burada bu ifadede P dönüşen yerine P dönüşen ne yazabilirim? Bir eksi S P A G. Bunu da biraz önce çıkardık mı arkadaşlar? 1 eksi S çarpı PAG yazabilirim. O zaman T indüklenen 1 eksi S PAG bölü 1 eksi S omega S ve gördüğünüz gibi aynı zamanda PAG bölü omega S'e eşit oldu. Buradan çıkan sonuç biraz önce gelmiş olduğumuz nokta. Ne? Eğer siz dönüşen güç ifadesinden moment yazacaksanız mekanik açısanızı elektriksel büyüklük olan hava aralığı gücüne bağlı olarak yazacaksanız elektriksel açısalınızı kullanacaksınız. Dönüşende mekanik açısalınız, hava aralığı gücüne bağlı olanda da senkron açısan hızı kullanacaksınız. Peki bir daha söyleyeyim. Moment ifadesini hesaplarken dönüşen gücü kullanacaksanız zaten gördük ki dönüşen gücü neye bölecekseniz
mekanik hıza, yani rotor hızına, rotor açısal hızına, eğer elektriksel, yani hava aralığı gücüne bağlı olarak elde edecekseniz, o zaman da omega s, yani senkron açısal hıza, elektriksel açısal hıza bölerek bu değeri elde edeceksiniz. Şimdi saatimiz kaç oldu? 21.14. Bir 10 dakika ara verelim mi arkadaşlar? Sonrasında devam edelim. Tamam. Yalnız bugün sayımız niye az? Herhalde yavaş yavaş millet usanmaya başladı ama hiç yakanızı bırakmam vallahi. Onu söyleyeyim ha. Bu dersle ilgili geçme notumuzu dersteki bu sorularla vereceğim ben. Buna emin olun. Sene sonuna kalırsak işimiz harap. Onu söyleyeyim ben size. 3 kişi mi eksik Nedim'ciğim? Peki. Hadi birazdan görüşürüz. Allah'a emanet olun. Ben kaydı kapatayım hemen.